Günaydın ya da tünaydın. Çünkü saat aslında 1 ve ben vloga da günüme de yeni başlıyorum. Yani aslında bu saatte uyanmadım tabii ki. Ondan beri uyanığım ama yataktan kalkmamıştım. Mal mal TikTok geziyordum bu saate kadar. Şimdi kalktım. Başlayacağım günüme inşallah. Kahvaltı falan hazırlayacağım. Ve bugün sizin için bir vlog çekmek istedim. Çünkü bir önceki videoyu izlediyseniz, TikTok tarifleri yaptığım videoyu, bir tarif için kocaman bir lahana almıştım ya hani. Ve o lahanayla sonrasında ne yapacağımı bilemiyorum. O tarifte çok azını kullanıyoruz çünkü falan demiştim ya hani. Sanırım bugün o lahananın en azından yarısıyla falan bir turşu kuracağım. Ve vloglamak istedim. Bugün başka neler yapacağız? Bir postaneye gitmem lazım. Kredi kartım bana gelmiş ama ben evde yokmuşum. Onu gidip almam lazım. Ufak tefek Polonya hazırlıklarına başlamayı planlıyorum. Çünkü haftaya bugün yola çıkıyoruz. Gidiyoruz. Ne bileyim, ayakkabılarımı falan temizleyeceğim. Vesaire vesaire. Bilmiyorum henüz ben de. Bazı şeyler de spontane gelişecek tabii ki de. O zaman kahvaltıyla başlayalım. Kahvaltıda ne yiyeceğim onu da bilmiyorum. Ama yine bir hafta içinde Polonya'ya gideceğimiz için dolaptaki şeyleri yavaştan bitirmeye başlamamız lazım. Bir bakalım neler var. Yani aslında dolap dolu gözüküyor ama değil. Hani böyle arta kalmış, ne bileyim, şöyle elma dilimleri bir kasede. Geçen videodan kalmış şu cips makarna için yaptığım sos, bu yenmeyecek. Gene videodan kalan salata var. Bu dolabı da temizleyelim bence bugün. Asla yenmeyeceğinden emin olduğum, mesela şurada buruşmuş bir salatalık var. Bir sürü şey var orada. Onları da bir ayıklamak lazım. Neyse, sanırım şu kalan elmalarla bir French toast yapacağım. Daha önce de bir vlogda göstermiştim. O yüzden onu nasıl yaptığımı çekmeyeceğim. O vlogun linkini şuraya koyuyorum nasıl yaptığımı görmek isterseniz. Ama böyle basitçe bir anlatırım birazdan. Yapayım dedi. Evet, şöyle French tostlarımız. Hemen kısaca anlatıyorum. Üstündeki elmalar için elmaları küçük küçük doğradım. Küçük bir tencereye aldım. Üstüne birazcık şeker, birazcık tarçın, biraz da su koydum, pişirdim. Ekmekler için de bir tabağa 3 tane yumurta kırdım. Onun içine şekerli vanilin koydum. Onun içine biraz daha tarçın koydum. Sonra da bir tavada tereyağı eritip ekmekleri onun içinde kızarttım. Böyle üst üste koydum. Arasına da birazcık bal sürdüm. O kadar. Okey, şimdi ben PTT'ye gidiyorum kredi kartımı almaya ama hiç gidesim yok. Şehrin diğer tarafına yürümem gerekiyor. Bu bizim mahalledeki PTT'yi de bırakmıyorlar nedense. Sırf onun için taksiye de binmek istemiyorum. Bir yandan birazcık hareket de etmiş olayım diye yürüyeceğim ama gerçekten son bir saattir sanırım erteleyip duruyorum. Ama o kredi kartını almam lazım yoksa Polonya'da aç kalacağım. Neyse, gidiyorum şimdi. Geliyorum ve sanırım turşu kurmaya başlıyoruz. Kartımı alamadım. Çünkü tekrar dağıtıma çıkarılmış. Ama ben sabah baktığımda yazmıyordu tekrar dağıtıma çıkarıldığı. Teslim edilemedi yazıyordu sadece. O yüzden ben çıkarılmayacak galiba diye düşünüp şubeyi almaya gittim ama şimdi evde beklemem gerekiyor. Dönüşte de ben oradayken eve gelecekler diye ödüm koptu. Çünkü okey, evet, Pavel evde ama kredi kartını ona vermezler. Yarın tekrar oraya gidip almam gerekecek ya da belki ne yapacaklar, geri mi gönderecekler kartımı vesaire vesaire diye ödüm koptu. O yüzden dönüşte Martı'ya bindim. Martı'dan düştüm. Düşe yazdım. Tam düşmedim ama bacağımı burktum birazcık, bileğimi. Ama PTT gelmeden eve gelmeyi başardım. Şimdi kartımı evde bekleyeceğim. Vallahi Martı'yı binmeseydim kaçırıyormuşum. Okey, turşu olayına başlıyorum. İnternette bir tane çok alengirli görünmeyen bir tarif buldum. Ona göre yapacağım. Ne diyor tarif? İhtiyacımız olanlar bir... Yine yemek videosuna döndüm. İhtiyacımız olanlar bir adet orta boy lahana, yarım su bardağı kaya tuzu, 3 baş sarımsak, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 su bardağı üzüm sirkesi ve su. Ne yapacakmışız? Lahananın dış yapraklarını ayırın, ortasındaki kökünü bıçakla kesip kıvrımlı yapraklarını irice doğrayın ve derin bir kaseye alın. Üzerine kaya tuzunu serpin ve lahanaları elinizle 10 dakika kadar ovalayarak tuzu iyice yedirin. Lahanaları yıkayıp sterilize ettiğiniz kavanozun içine yerleştirin. Her tarifte şu kavanozların sterilize edilmesinin önemli olduğu söyleniyor. O yüzden sanırım önce onunla başlayacağım. Şunları bir yıkayacağım, bir içlerine kaynar su döküp boşaltacağım falan. Ondan sonra lahanaları tuzla ovmaya falan geçeceğim. Benim öyle kocaman bir kavanozum yok tabii ki de. Ama böyle küçük küçük bir sürü kavanozum var. Bir de bazı tariflerde hiç kullanılmamış kapak kullanın falan diyor da. Okey. Şimdi lahana.
Bu kadar lahanam var. Bir kısmını turşu yapıp diğer kısmını kapuska falan yapsam mı diye düşündüm. Hala emin değilim ama Pavel yemezmiş gibi geliyor kapuska. Ben de çok sevmem. Lahana yapmaya sabrım yok. Lahana yapmaya mı? Sarması yani. Lahana sarması yapmaya sabrım yok. O yüzden bilmiyorum. Neyse önce şu yarısıyla bir başlayayım. Hangisi daha büyükse onunla başlayayım ama. Lahananın dış yapraklarını ayırın. Ortasındaki kökünü bıçakla kesip kıvrımlı yaprakları irice doğrayın ve derin bir kaseye alın. Şöyle bir kaseye alacakmışız. Ben bunları biraz daha doğrayacağım tabii ki de. Ya da şöyle ayırsam mı? Şu dışındaki yumuşak yapraklar çok yumuşar değil mi? O yüzden dışından ne kadar yaprak ayıracağım? Dışındaki yaprakları ayırın diyor da. Şimdi yarım su bardağı tuz diyor da ben onu sanırım yine birazcık kafama göre yapacağım. Çünkü yani bu lahanalar burada tepeleme doldu. Bunun içinde ovamayacağım. Parça parça ovmam gerekecek. En azından bir kısmını. O yüzden şöyle daha küçük bir kaseyi alacağım. Buradan 1-2 kaşık tuz alıyorum artık. Şimdi burada şöyle bir cümle var. Lahanaları yıkayıp sterilize ettiğiniz kavanozun içine yerleştirin. Anlatım bozukluğu. Lahanaları mı yıkayacağım yoksa yıkayıp sterilize ettiğim kavanoza mı koyacağım? Bunları tuzla olduktan sonra yıkayacak mıyım? Virgül nerede bu cümlede? Başka bir tarife bakıp doğrulamam lazım bunu. Lahana, turşu, su yapımı. Lahanamızın dış yapraklarını ayırıp bol suda güzelce yıkayalım. Üzerine kaya tuzunu serpiştirelim. Lahanalarımızı elimizle 10 dakika kadar ovalım. Yıkanmış 5 litrelik cam kavanozumuza boşluk kalmayacak şekilde lahanalarımıza azar azar bastırarak yerleştirelim. Yıkamıyor herhalde burada. Başka bir tarife bakıyorum. Kıtır kıtır lahana turşusu tarifi. Benim 10 dakika bunu ovmaya sabrım yok yalnız. Bir de böyle parça parça hepsini 10 dakika. Tüm gün gidecek. Yeter ona o kadar olmak. Bir de ben bu şeylerin arasına, lahanaların arasına biraz da havuç koymak istiyorum. Havuç da doğrayacağım biraz. İlk kavanozumu dolduruyorum bakalım. Aralara birkaç havuç. Bu bir. Keşke iki parçada bunları da halledebilsem ama. Okey. İkinci de tamam. Ben şimdi diğerlerine de aynı işlemleri uygulayıp geliyorum. Okey, şimdi burada 4 kavanoz turşum var. Bunların arasına bir de sarımsak koyacakmışız. Arasına sıkıştırın diyor ama lahanaları koyduktan sonra diyor böyle üstünden mi koyacağım? Artık yapacak bir şey yok, öyle yapacağım. Bir şey diyeceğim. Bunlar bekledikçe birazcık çektiler. Acaba bir kavanozu diğerlerine paylaştırabilir miyim? Şöyle üstten iteklesem. Deneyeyim mi? Deneyeyim hadi. Araya biraz havuç. Biraz sarımsak. Aynen sığdı 3 taneye. Şöyle 4 değil 3 kavanoz yapıyoruz. Sonracıma efendim 1 su bardağı sirkeye 1 tatlı kaşığı limon tuzu koyuyormuşum. Ve bunu turşularıma paylaştırıyorum. Kalan boşluğu da suyla dolduruyormuşuz. Okey, ben şu kapakları yine bir sterilize edip kapatacağım kapaklarını. Herhalde o kadar. Artık nasıl olduklarına biz Polonya'dan gelince bakacağız. Sizi yine buraya koydum. Şimdi kendime bir kahve yapacağım ve şunu deneyeceğim. Yeni çıktı bu değil mi? Metro Big, ne bileyim. Yer fıstığı karamel, yoğun kek, granola. Böyle 3 kat. Kahvemle beraber onu deneyeceğim. Kahve de her zamanki gibi önceki günden kalma espresso ve soya sütüyle içeceğim. Bu ara şu markanın soya sütünden almaya başladım. Çünkü normalde aldığım laktozsuz süt 11 lira olmuş. Bu da zaten 25-27 lira falan filede. Ya her türlü bir şekilde para bayılıyoruz. O yüzden bu o kadar koymamaya başladı bana alırken. Daha önceden ne bileyim benim aldığım laktozsuz süt 5 lira falan oluyordu geçen sene sanırım. Önceki sene de olabilir, hatırlamıyorum. Zaman mevhumumu da kaybettim fiyatlar açısından. O zaman aradaki fark çok fazla olduğu için bu aşırı aşırı pahalı geliyordu. Şimdi o kadar koymuyor. Alıyorum arada bir kahve için. Kek diyor ama
O aradaki kısım kek gibi değil. Ve sanırım o granola dediği yerde orada birkaç pirinç mi buğday mı ne patlağı var. Böyle Snickers'la metro karışımı bir şey gibi olmuş. Ben sanırım normal metroyu tercih ediyorum. Kötü mü? Değil. Güzel. Ama normal metro daha güzel. Şimdi kendime yeni bir görev veriyorum. Bazen vlog çekmemin sebebi kendimi böyle aklımda olan işleri yapmaya itmek ve tembellik yapma ihtimalimi en aza indirgemek. Çünkü vlog çekerken illa bir şeyler yapmak zorunda hissediyorum kendimi, boş bir vlog olmasın diye. Böylece işlerim de hallolmuş oluyor. İyi oluyor. Şimdi internetten baktığım bir yönteme göre şöyle bir kaba birazcık ılık su, biraz da bulaşık deterjanı aldım. Bir tane de eski diş fırçası var. Bunu temizlikte falan kullanıyorum zaten normalde de. Onunla şu beyaz ayakkabılarımı temizleyeceğim. Şimdi şöyle bir öncesi sonrası yapabilmek için göstereyim halini. Ya buralara ne olmuş? Ben bunu herhalde en son yağmurda falan giydim de tabanları o kadar çamurlu duruyor. Tarafta böyle. İşte o kadar fena değil. Sonra da bunu böyle nemli bir havlu kağıtla duruluyormuşuz. Tabii bir kat daha geçeceğim üstünden. Şimdilik bir bakayım dedim ne kadar çıktı. Bunu da o kadar giymedim aslında. Ha, hemen yıpranmış. Kaç kere giydim ben seni ayol? Fena değil. Öncesi sonrası. Üstü zaten çok kirli değildi ama şöyle bakalım. Öncesi sonrası. Yani sonuç böyle. %100 bembeyaz olmadılar tabii ki de. Ama idare ederler. Aslında yeni ayakkabı almam lazım. Spor ayakkabım yok. Yani bunlar var. Bir de Converse'lerim var. Ama daha ya bu platform bir şey mesela. Bununla uzun süre çok rahat yürünmüyor. Converse'de de uzun süre çok rahat yürünmüyor. O yüzden böyle New Balance'ımsı bir ayakkabı da almak istiyorum. Ama kaliteli bir şey almak istiyorum ki uzun süre gitsin bana. Önceki New Balance'larımı ben 5 yıl falan kullandım çünkü. En son geçen tatildeyken plaja yakın bir yerde plajda denize yakın bir yerde bıraktım. Bir tane büyük dalga geldi üstüne, ıslattı ayakkabılarımı tuzlu suyla. Sonra onlar mahvoldular maalesef. O yüzden şu an yeni bir ayakkabı ihtiyacım var. Kaliteli. Ama artık ayakkabıda bir yatırım olduğu için diye karar verip ayakkabı alamıyorum. İdare edeceğim sanırım bir süre daha. Food. Oh, you're not cold still. No, no, it's okay. Are you gonna eat rice? No. I'm gonna eat potatoes. Okay. Do you want to try it? No, try. It looks fine. Why? Use a gimme. It's a nie robiłem teraz jak nie było. More salt or more salt something? No, I think it's good. Akşam yemeğinde bir önceki videodan kalma salata var. O salata için aldığım ıspanak, ziyan olmasın diye yaptığım ıspanak yemeği var. Birazcık da patates püresi var. Bir de Pavel burada tavuk sote yaptı. Bir de kendine pilav yapıyor ama ben patates püresiyle yiyeceğim. Bugün güya şu buzdolabını temizleyecektim. Bilmiyorum, belki temizlerim ama şu an üstümde bir bunaltı var. Belki açlıktandır. Çünkü bugün sadece kahvaltı yaptım. Bir de o size yani sizin gördüğünüz şeyleri yedim sadece. Kahvaltı, çikolata, kahve, o kadar. Ve saat şu an 9 falan. Yemek yedikten sonra modum düzelebilir. Bakacağız. Birazcık gün menüsünü andıran bir tabağım var ama videolar sağ olsun işte o boşa gitmesin, o ziyan olmasın falan derken böyle oluyor arada. Ama benim hoşuma gidiyor böyle aslında. Okey, saat 10.30. Ve ben Toto'mu kaldırmayı başardım. Şu dolaba bir girişeceğim. Aslında bir yarına mı bıraksam, hani vlogu yarın mı devam ettirsem falan dedim ama hayır, yapıyoruz. Ne kadar sürebilir ki zaten? Bakıyorum. Şimdi bu makarna cipsi için yaptığımız o yoğurtlu sosumsu şey yenmeyeceğini biliyorum. Çıkardım. Buradan dökeceklerimi ya da çöpe gidecekleri falan buraya alacağım. Rafları bir temizleyeceğim vesaire vesaire. Bu ne? Bir parça peynir. Beyaz peynir. Bu yani bir haftayı geçti dolapta olalı. Dibinde birazcık kaldı zaten. Çöp diye düşünüyorum. Bu yoğurt. Meyveli yoğurt paylaşıyor bunlardan sürekli. Bunun şeyi kaç? 20 Mart. Biz ayın kaçındayız? 4 Nisan mı? 5 Nisan mı? Şunu ben birazdan bitireyim. Soğuk cappuccino'nun kalanı. Bagel videosundan kalan. Soğan turşusu. Şu rafı bir sileyim. Ya sus! Üf!
nasıl susturacağım? Bir ötecek mi bu böyle? Şimdi o üst rafa kavanozları koyacağım. Zeytindir. İşte. Yeşil zeytin. Zeytin malzemesi. Acı biber turşusu. Kapari turşusu. Karışık turşu. Anneannemin marmelatı. Fasulye turşusu. Köz biber. Biber salçası. Domates salçası. Bu en son donut videosundan kalan sanırım. Limon sosu. Artık çöp. Reçeller meçeller var. Onları şöyle alayım. Burada bir de şöyle bir zeytin var. Neden bir kavanoz bir de böyle zeytin var ki? Ya sus be! Asidi kaçmış kolalar. Çöp. Okey, artan yemekleri bu rafa alıyorum. Hani gözümün önünde olması gereken. Burada anneannemin tarhanası. Peynirleri falan şurada ekstra bir çekmece var. Et peynir için olması gereken. Oraya koyacağım. Çeyrek nar. Çöp. O ne zamandır orada kim bilir. Burada küçük kaselerde reçeller falan var. Sanırım onları da buraya alacağım. Hani burası kahvaltılık çekmecesi gibi olsun. Çünkü o küçük şeyler aslında bayağı yer kaplıyor. Hani onları bir rafa koyunca üstüne başka bir şey koyamıyorum. İyi, burada iyi bunlar. Son kullanma tarihi geçmiş bir ekmek kadayıfı. Dolap bomboş kaldı şu an. Yemek yaparken Pavel bu biberi mesela kesmiş ama yemeğe koymamış. Yani kestiysen koy. Ne yapacağım şimdi ben bu kesilmiş biberi? Sebzeliği temizleyeceğim. Geliyorum. Geçen sefer Polonya'ya gitmeden önce dolap sebze doluydu. Bu sefer Allah'tan iyi kontrol etmişiz kendimizi, yakında gidiyoruz diye sebze doldurmamışız ama hala şu var. Bununla gitmeden bir mecbur kapuska mapuska bir şey yapacağım. Lahana. 2 tane havuç var. Pavel'in kestiği yarım kapya biber var. 1 adet nar. Biraz da mandalina. Ve gidene kadar da biriktirmememiz lazım. Yiyeceğimiz kadar almamız lazım. Sos! Sos! Yani gördüğünüz gibi şu an dolap boş duruyor. Az önce o şuraya koyduğum küçük şeyler falan filan burada çok yer kaplıyordu. Ve tabii ki de yarısını da attım zaten. Haftalardır orada duran şeyler olduğu için. İyi oldu, birazcık içim açıldı. Göstermişken bir de buzdolabı turu yapalım isterseniz. Burada turşular var. Şu anneannemin tarhanası. İşte salçalar. Yoğurt. Arka tarafta şunlar zeytin falan. Bunlar reçeller. Zeytin ezmesi. Orada bir senedir duran... Ya tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum ama çok uzun zamandır duran bir adet bira, badem sütü, artan yemekler, zeytin, tereyağı, videodan artan tatlı, ekstra süt, limon yarımları. Burada da işte kahvaltılık şeyler, peynirler, reçeller, pastırma, hindüfüme, başka peynirler falan. Burası da sebze meyve. Bu tarafa gelirsek de su, süt, ketçap, vodka, zencefil turşusu, yumurta, krema, parmesan peyniri videodan kaldı gene. Şu sarımsak şeyi, TikTok şeyi bu kadarı duruyor hala. Soslar, yemek söylediğimizde gelen biriken soslar ve bulyonlar. Bu kadar. Bu mutfakta ayıklanması gereken daha bir sürü yer var aslında. Orada kiler dolabımız var. Ne durumda bakayım. Oraya gerçi daha yeni düzenlemiştim ama bozulmuş da olabilir. Fena değil. Şöyle. Burası ayrı bir hikaye. Bu tarafta çaylar falan ne durumda? İdare eder. Öyle durumlar. Ama tabii ki de öncelik buzdolabıydı. Hani gitmeden bozulacak şeyleri ayarlayayım falan diye. İyi oldu. Martı'ya bindiğimde az daha düşüyordum dedim ya size. Sağ bileğimi burktum zaten. Acıyor o şu an. Ama bir de o düşme halimden geri kalkmaya çalışırken martıyı bir de diğer bacağıma vurdum. Ve ağır bir şey biliyorsunuz. Şimdi diğer bacağım da acıyor. Büyük ihtimal iki bacağım da
böyle bilek kısmında morarıcak. Şimdi bu ilk ufak güncellemeydi. İkinci ufak güncellemede tırnaklarım hakkında. Bundan önceki bir vlogda göstermiştim galiba. Kalıcı oje ikinci kere yapmıştım. Yeşil olanı yapmıştım. Bu sefer 3 hafta tuttum tırnaklarımda ve hiçbir yerinden gerçekten soyulma olmadı. İlk seferinde biliyorsunuz böyle diplerden kalkmaya başlamıştı. Çünkü oradaki etleri tam güzel temizleyememişim. Oraya tam yapışmamıştı kalıcı oje. Ama bu sefer yaparken güzel temizleyip yapmıştım. O yüzden 3 hafta boyunca hiçbir yerinden bir kalkma, soyulma olmadı. Gayet memnunum. Bunun da güncellemesini vermiş olayım. Dün çıkarttım ojelerimi. Şimdi birazcık işte nefes alsınlar. Bir de şu kalyonun sertleştiricisinden falan sürüyorum. Çünkü biliyorsunuz kalıcı oje ister istemez birazcık yıpratıyor tırnakları yine de. Öyle birazcık dinlensinler. Polonya'ya gitmeden önce tekrar yapacağım kalıcı oje. Bu videoyu da burada kapatıyorum sanırım. Saat 12'ye geliyor. Aslında çok bir şey yapmadım ama sanki bugün çok bir şey yapmışım gibi hissediyorum. Hani 3-5 tane ufak şeyi vlog çekerek yapınca o da ekstra bir iş oluyor tabii ki. Neyse çok konuşmayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne videosu olacağı konusunda henüz emin değilim ama fikirlerim var. Gerçekleşirse zaten birkaç gün içinde görürsünüz. Ondan sonra da Polonya'ya gidiyoruz. İnşallah bu sefer Polonya'da istediğim gibi videolar çekebilirim. Geçen sefer çekememiştim biliyorsunuz. O yüzden çok ümitlendirmiyorum sizi de kendimi de. Öyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.